Astım denilen hastalığı anlamanın en iyi yolu, hem sağlıklı hem de astımlı insanları inceleyerek havanın akciğerlere nasıl girip çıktığını anlamak. Evet, hepimizin bildiği gibi hava, ağız ve burun yoluyla vücudumuza girer. İlk aşama bu. Hava daha sonra bir dizi tüpten geçer. Akciğerlere açılan temel tüp, soluk borusu. Bu da iki ana tüpe açılıyor, yani bronşlar. Bu bronşlar da bronşçuklara açılıyor. Astım hastalığında önemli rol üstlenen işte bu bronşçuklar. İsimlerini unutmayın, çünkü astım deyince bronşçuklar oldukça önemli. Astımı incelerken her şeyin aslında burada gerçekleştiğini görüyoruz. Evet, başka önemli bir nokta, soluk borusu kıkırdak halkalarından oluşur. Aslında boğazınızı nazikçe ovarsanız bu kıkırdakları hissedersiniz. Hadi bekliyorum, bir bakın. Bunlar hem soluk borusunu hem de bronşları kaplamış durumdadır. Bu kıkırdaklar sayesinde gösterdiğim tüpler belirli bir büyüklükte ve çapta sabit tutulur. Bronşçukların böyle bir yetisi yoktur. Hatta tam tersi, nefes alıp veren insanların ihtiyacına göre boyutları değişir. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi ona bakalım. Şimdi bu kişinin akciğerlerini çiziyorum. Tabii normalde bu kadar büyük değil. Evet, akciğerlerimiz bunlar. Akciğerler plevra, yani akciğer zarıyla kaplanmıştır. Bu zar, sağlıklı bir insanda iki parçadan oluşur ve içinde biraz sıvı bulundurur. Plevra sadece kötü durumlarda, mesela bıçaklanma veya kaburga kırılmasında delinir. Yani normalde boşluk olması muhtemel olan alan, kötü durumlarda gerçekten boş olur. Plevra, akciğerleri koruyan kemiklerle kaplı göğüs kafesi ve akciğerler arasındaki sürtünmeyi azaltır. Her birini çizmeyeceğim. Aslında üst kaburgalar belirli bir yerde birleşiyor. Şu anda yalnızca yarısını çiziyorum ki, akciğerlerde neler olup bittiğini görebilelim. Plevra boşluğu, akciğerlerin ileri geri gitmesine olanak sağlayarak sürtünmeyi azaltır. Akciğerlerin sıkı bir şekilde karşı karşıya veya göğüs kafesi içinde rahatça sığacak şekilde durmalarını sağlar. Şimdi bir insanın akciğerlerine hava almasını inceleyelim. Öncelikle hareket halinde değilken nefes almaya bakalım. Koltuğunuza rahatça oturduğunuzu hayal edin. Burada kubbe görünümlü çok önemli bir kas var. Plevra boşluğu aynı zamanda kaburgaları diyafram denen bu kasla gerilmiş biçimde iletişim halinde veya karşı karşıya tutmaya yarıyor. Rahatlama halindeyken bu kas kubbe şeklindedir ve akciğerlerimize hava çekmek istediğimizde bu kas kasılır fakat düzleşmez. Yalnızca tam kubbe gibi olmaz. Bu kas ilk pozisyonundan aşağıya iner ve bunun sonucunda göğüs boşluğunun hacmi artar. Ve bir boşlukta hacim artıyorsa basınç azalır. Tıpkı vakum gibi. Sonuç olarak da hava ağızdan girer, tüpleri geçerek akciğerlere ulaşır. Böylece dış basınçla, yani atmosfer basıncıyla akciğerlerin içindeki basıncı eşitler. Yani hareket halinde değilken nefes aldığımızda diyafram dediğimiz kası kullanıyoruz. Peki fiziksel aktivite yaparken ne oluyor? Mesela egzersiz yazalım. Egzersiz yaparken havayı daha hızlı solumak için diğer kaslara da ihtiyacımız vardır. Bu kaslara kaburgalar arası dış kaslar veya dış interkostal kaslar denir. Bunlar kaburgaların dış yüzeyine bağlıdır ve göğüs kafesini yukarı ve dışa ittirir. Aynı zamanda göğüs boşluğunun hacmini artırarak dış hava basıncıyla içteki basıncı eşitlemek için daha da fazla havanın içeri alınmasını sağlar. Egzersiz sırasında kullandığımız diğer kaslarsa boyun kasları. Köprücük kemiği kaslarla kafamıza bağlıdır. Bu kaslardan biri sternokloidiomastoid kası. Şimdi yalnızca boyun kaslarını yazacağım. Boyun kasları kasıldığında köprücük kemiğini yukarı hareket ettirir ve hacim büyüdüğü için yine daha fazla hava göğüs boşluğuna girer. Şimdi nefes verirken neler olduğuna bakalım. Hareket halinde değilken nefes verme. Diyelim, koltukta oturuyorsunuz ve nefes aldığınızın farkında bile değilsiniz. Şimdi o nefesi vermeniz lazım. Hareket halinde değilken nefes verince ne olur? Tahmin edin. Hiçbir kasılma olmaz. Yani hareket halinde değilken nefes verdiğimizde hiçbir kasın kasılması gerekmiyor. Bunun yerine diyafram rahatlıyor ve ilk baştaki kubbe şekline geri dönüyor. Kasın rahatlaması ve akciğer dokularının elastik şekilde geri çekilmesi nefes vermeye yetiyor. Kas kasılmaz yazıyorum. Fakat egzersiz yapıyorsanız hızlı şekilde nefes vermeniz gerek. Bunun için bazı kaslar lazım. Bunlar kaburgalar arası iç kaslar veya iç interkostal kaslar. Bu kaslar kaburgaların iç yüzeyinde konumlanmıştır ve göğüs kafesini aşağı ve içeri çekerler. Yani göğüs boşluğunun büyüklüğünü azaltırlar ve böylece basınç artar. Bunun sonucunda hava akciğerlerden dışarı çıkar. Egzersiz yaparken nefes verdiğimizde, işin içinde olan diğer bir kas da karın kasları. Peki bu nasıl oluyor? Karın kasları kasıldığında, karın boşluğunu yukarı çeker. Yani kalın bağırsak vesaire hepsini diyaframa doğru çeker ve şuradaki boşluk azalır. Böylece ağız ve burundan daha çok hava dışarı çıkar. Şimdi özetleyecek olursak, hareket halinde değilken nefes almayı gördük. Tam şuradaki kubbe görünümlü diyafram kasını içeren bir aşama vardı. Diyafram kasılıyor ve küçülüyor. Yani kubbe görüntüsünü biraz kaybediyor. Böylece akciğerler aşağı çekiliyor ve akciğerlere hava giriyor. Egzersiz esnasında şuradaki dış interkostal kaslar göğüs kafesini yukarı ve dışa çeker. Böylelikle göğüs boşluğunun hacmi artar. Aynı zamanda köprücük kemiğindeki boyun kasları da yukarı çıkarak hacmi artırır. Şimdi nefes vermeye gelelim. Koltukta otururken nefes veriyorsak hiç kasılma olmaz. Diyafram rahattır ve ilk konumuna çıkmıştır. Egzersiz sırasında iki kas kullanılır. Göğüs kafesini aşağı ve içeri çeken iç interkostal kaslar ve karın boşluğunu yukarı diyaframa çeken karın kasları. Son olarak hava akışını düzenleyen bronşçuklardan bahsedelim. Hatırlarsanız kıkırdakların bronşçukları sabit tutmadığından bahsetmiştim. Bronşçuk duvarlarında düz kaslar vardır. Yani bunlardan birini kessek şöyle bir şey ortaya çıkar. Birbirine bağlanan dokulardan oluşan bir tüp duvarında düz kas hücreleri var. Yani bu şu anlama geliyor. Bu tüplerin kasılma kapasiteleri var. Çünkü bu kas kasılırsa tüp küçülür. Bu tüpleri çevreleyen mukus da var ve solunan herhangi bir kötü maddeyi yakalamaya yarıyor. Bu, kasılabilme özelliği sayesinde akciğerlere giren veya çıkan havayı düzenlemek mümkün.